Şimdi Stüzyen kertesindeyiz. 60 TP ile oynuyor Fırat arkadaşımız. Fakat burada dikkatinizi bir şey çekti mi? Çekti değil mi? Yani şu anda bir kişi öldürmüş durumdalar. Geri kalan diğer rakip ise bir kişi ölmüş durumda. Fakat daha maçın başı nasıl oluyor? Enteresan. Sanırım bir bug var. Belki de Reptile'dan kaynaklı bir bug. Neyse. Lafı fazla uzatmayalım. Şimdi 60 TP topuyla ve zırhıyla öne çıkan bir tank. Topu muazzam vurur. Stüzyen kertesinde Ağırların çok fazla oynayabileceği alternatif yok. İşte o bölgelerden biri hatta e, teki diyebiliriz. Süper ağırsanız süper heviyseniz, bu bölgeye geri, gelmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü hele ki bu oyundaki bir artı varsa savaşınızda çok da fazla alternatifiniz yok. Eskiden burası tek yönlü bir bölümdü. Şu haritanın bu bölümü, fabrika bölümü tek yönlüydü. Bu şu anda e, 60 tp'nin nişan aldığı yerden. Fırat'ın nişan aldığı yerde birçok ağır birikir ve birbirlerine ateş ederdi, ederlerdi. Haritayı biraz değiştirmişler. Bu arada Fırat birkaç tank spotladı gördü fakat hiçbirini denemeyecek pozisyonda değil. Geri çıkıyor. E, çünkü atış yiyebilir. Onun için geri çıktı Fırat. Ve e, atışını yapma sıradan sektirdi. Daha doğrusu paletini kırdı. E, Tiger Maus'un ee, dediğim gibi 60 TP topuyla öne çıkıyor. 750 vurabiliyor. Fırat da bunu istiyor. Şöyle o işte Jack Panzer. Jack Panzer affetmedi Fırat'ı. Fırat tekrar nişanını aldı ama sektirdi. İyi ki Tiger'da Tiger da Tiger ondan sektirdi. Çünkü Cafer e, çok ciddi bir şekilde Jack Panzer vurduktan sonra yarı canını kaybetti. Bir Jack Panzer varsa mutlaka dikkatli çıkmanız gerek. Fırat geri çıkması lazım. Çok tehlikeli. Jack Panzer'a bakıyor. Bence risk alıyor. Çok tehlikeli etkili bir pozisyon ve hem Tiger Maus'tan hem de Yageru'dan yiyor. Tiger Maus'tan 534. Jack Panzer'den de 802 7 ki Jack Panzer yapabileceği en düşük rulu yaptı. Bu arada o pozisyonda durmak istemiyor artık. İleri basmak istiyor. Zırhına güveniyor. Soldan bir tane daha TVP'den zırhı neredeyse eridi. Neredeyse canı kalmadı. Bir kez daha T54E1'den sektirdi. Ama artık herhangi bir atış almak gibi bir lüksü yok. 60 TP'nin Hala 1-0 öndeki şu anda doğrusunu da vermiyor. Mu hayır yok şu anda doğrusunu veriyor. Şu anda 1-0. 1-0 öndeler takımca. Çok ciddi şekilde hasar aldı. Büyük bir ihtimalle şu saatten sonra onun için maç bitti diye düşünebilirsiniz. Fakat yanılıyorsunuz. Fırat için ve 60 TP heavy ağır süper heavy için maç daha yeni başlıyor. Evet bu pozisyonu koruyor. Korumak zorunda. Şöyle bir baktığınızda Solda bir Yine Jack Panzer'den 1050 sektirdi. Gerçekten bu maçta çok şanslı pozisyonlar yakaladı Jack Panzer ve hepsinde de değerlendirdi neredeyse. Bu arada Jack Panzer takım arkadaşları aldı. 1457 hasarda 2500 sektirmede. Aslında e, yaptığı şeyler hata gibi de görünse şöyle yorumlamak istiyorum zaten size o canın verilmesi o kadar fazla canım can havuzunuzun o kadar fazla olması süper heavy'ler için konuşuyorum ve yine zırhınızın o kadar olması bunu kullanmanız için veriliyor. E, canınızı kullanın canınızı mümkün olduğu kadar ölmeyecek seviyede kullanın bazı atışları kabul edin ve burada güzel bir atış 60 tp'den geliyor. Fırat'ın da yaptığı o. Yani canını kullanarak bölgeyi baskı altına aldı. Rakipleri rakiplerine yaklaştı ve bu şekilde takım arkadaşlarına desteğiyle rakiplerini garaja yollamalarını yollamalarına destek verdi. Karnarvon'a 720 vurdu. Çok kolay bir hedef Karnarvon 60 TP için. Sektirecek gibi görünüyor ama soldan sektirdi. Sağdan bir tank daha sektirdi. Karnarvon bir kez daha sektirdi 60 TP. Karnarvon. Karnarvon sektirdi. Artık peş peşe sektirmeler geliyor. Soldan yedi. Artık gerçekten canını çıkardılar 60 tp'nin ama 60 tp hala 8'e 4 artık net bir şekilde kazandılar 60 tp ve takımı net bir şekilde kazandı ee, İlerim basacak sola mı gidecek bunu hep birlikte göreceğiz o biraz daha korunaklı bir atış yapma kafasında sanırım evet geri gidip fabrikanın fabrika bölgesinin sağ tarafındaki de bölümden çıkıp oradaki tanklara atış desteği vermek istiyorum bakalım bulabilecek mi? Evet çok zor bir atıştı zaten o da bunun farkındaydı hani acaba tutar mı diye ateş etti. Üstümüzde bir tane tuğla kaldı orada topumuz yüklüyor tuğla üstümüzden düştü. Frats ve 60 tepe hala bakıyor evet çok güzel bir pozisyon Jack Tiger'ın altına mükemmel bir atış ve skor 14-5 oluyor. Son bir artık kaldı. O da Fırat'a yar olmaz bence. Bakalım başka biri vuracaktır. Fırat nişanını aldı. Atı. O da Fırat'ta. O da Fırat'ta. O da 60 TP'de. Ve toplamda Fırat 4506 hasar yapıyor. 2650 sektirme ve 1223 destek puan veriyor. Bir de maç sonundaki skorlara bakalım. Maç sonundaki tablomuz nasıl? Hep birlikte onu görelim. Evet maç sonu skorlardayız. Üçüncü bölevi almış. 150 bin kredi, 4830 deneyim ve 5 de tahvil gelmiş. Toplamda 2, 4, 6, 8 tanka e, tankla etkileşime girdiğini görüyoruz. Ve bunların altısına hasar vermiş. Bunları görüyoruz. Takım skoruna baktığımızda ise işte burada size bahsettiğim olay oluyor. Evet belki çok fazla canı gitti. Belki çok fazla eleştirebilirsiniz burada Fırat'ı. Fakat yapması gerekeni yaptı. Bir ağır tanksanız tekrar söylüyorum arkadaşlar. Size verilen o can puanını kullanmanız gerek. Aman canım gitmesin. Aman geride durayım. Aman jaktan bin yemeyeyim. Aman işte sağ taraftaki Leopard'dan 300 yemeyeyim dememeniz gerekiyor. Yapmanız gerekeni yapmanız gerekiyor. Ki burada gördüğünüz gibi takımı 2 isim sırtlamış. Biri Minator, diğeri ise 60 TP namı diğer Lewandowski. Evet, replay'ımız bu şekildeydi. Frata eline koluna sağlık diyoruz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim efendim. Bir like atmayı, bir beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ayrıca hem başa hem sonra koyacağım. Şurada 60 TP'nin incelemesi var. Onu da inceleyip daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Tekrardan hoşçakalın.